çok ilginç bir sirkülasyon vardı. Maalesef siz o dönemleri bilmeyenler bilmez. Yani o sirkülasyon şöyleydi. Herkes popüler bir şey yaparak ortaya çıkmak zorundaydı. Popüler yani alternatif bir şey yaparak başarılı olma şansı zaten yoktu. Çünkü bütün müzik dünyası şirketlerin elindeydi. Ve siz popüler olmayan, popüler olmayacağını düşündüğünüz bir şey yaparsanız şirketler size hiçbir destek vermiyordu. Bugünkü gibi böyle evinizde ses kartlarıyla falan kayıt yapmak ne mümkün? İmkansız. Yani klip çekmek mümkün değil. Yani cep telefonu bile yok. Yani insanlar mecburdu stüdyolara, o stüdyolara para yatıracak müzisyenleri çaldırabilecek şirketlere, klip döndürebilecek şirketlere. Televizyonlar klip parası alıyordu yani. Kral TV'den tutun her yere kadar para alıyorlardı. Parasız hiçbir şey yoktu. Böyle bir maliyeti bir şarkıcı tek başına nasıl karşılayabilir? O dönem böyle bir dönemdi. Ve o dönemin içinde maalesef bir sürü çok yetenekli insan yeniden popüler bir şey yapamadıkları için gelip gittiler, gelip gittiler sürekli. Yani müzikal, çok değerli müzikal karakterler vardı ama hiçbirini bilmiyorsunuz. İşte kalanlar o günden bugüne Yaşar gibi çok beste üreten efsane besteciler, şarkıcılar kaldı. Ama daha da vardı yani. Çok güzel şarkılar hatırlarım. Biz evde 90'lar zamanı yaptığımız zaman, Özgün sen de biliyorsundur, inanılmaz şarkıcılar hatırlıyoruz. Bugün hiç ismi olmayan. Evet. Çok iyi şarkıcılar ve çok iyi şarkıları vardı. Bu dönem bile o kadar iyi şarkı yok. Zaten bu dönem şarkıdan bahsetmek mümkün bilmiyorum. Yani iş AI teknolojisine kadar gittiği için. Yani yakında şarkıcılar da şarkı söylemeyecek. AI'dan bir tane karakter bulacak millet, onlara söyletecek. Gözükecek olan o. Biz burada göreceksiniz. Şeylerde, trendlerde bir AI ismi göreceğiz. Yaratılmış bir AI ismi yani. Gerçek bir şarkıcı hiç görmemeye başlayacağız. Ve insanlar göreceksiniz, o AI'ların konserlerine gidecekler. Deli gibi para verip gidecek insanlar. O AI konserine gidecek. Yani ortada bir şey yok. Bir görsel yansıtılacak. İleriki dönemde holograma da dönüşebilir bu. O hologram orada dans edecek ve insanlar onların konserinde harbi açık havada çılgınlar gibi eğlenecekler. Bu yaşanacak. Çünkü bunun örneğini kim yapıyor? Japonya yıllardır yapıyor. Yani bir tane örnek göstereyim. Zaten var. Onlar bunu yaptılar. Biz tabii çok geride olduğumuz için. Hologram concert Japon. Biz bayağı hatırlıyorsun değil mi Özgün? Analizlerde gönderilmişti hepsi. Bakın. Şimdi size izleteceğim. Buyurun göstereyim size. Bakın bu bir anime karakter. Yani bir şarkıcı, yaratılmış bir şarkıcı. Üretilmiş. Bakın sesine. Duyuyorsunuz değil mi? Bakın sahnenin arasından çıkıyor. İzleyin. Sesi kapatıyorum yoksa telif yerim diye. Bakın seyirciye. Öyle bir şarkıcı yok. Hologram. Bakın. Çizilmiş bir şey. Müziği var. Görüyorsunuz değil mi? Bunları yaşayacağız. Biz de yaşayacağız. Aynılarını yaşayacağız. Bize biraz geç geliyor. 10 sene sonra falan geliyor. Yani bakın 4 yıl. Bu var ya şu video kaç senelik biliyor musunuz? 12 yıl önce. 12 yıl. Ya bir de bunun ünlü olma süresini düşünün. Hatsune Miku. Daha da geri gidin. Yani herhalde 15 senedir yapıyorlar Özgün bunu. 20 senedir. Neredeyse 15-20 yıldır. Şu şeyle başladı hocam. Bir tane rock grubu vardı ya. Madonna'yla falan Grammy almışlardı. Hı hı. Onunla başladı. Bir 20 yılı vardır. Belki. Var. Hatsune Miku. İlk o grup başladı. Aynen bakın Hatsune Miku bu işi başlatmış işte zamanında yıllar önce. 20 senedir. Japonya'da 20 senede olmuş olan şey bize ne zaman gelir? 2 seneye kadar gelir. 2-3 seneye görürsünüz. Her şey Gorillaz hocam. Gorillaz'ın 20 yılı var. Var mesela. Ama Avrupa'daki versiyonu Gorillaz. Bu Japon işleri daha farklı. Daha farklı bir kafa bu. O da benziyor ama bunda sahnede hologram var. Direkt hologram var. Onda kafada maskeler falan var benim hatırladığım Gorillaz'da çünkü. Şarkıcılar var da kim olduğunu bilmiyorsun. Burada bir şarkıcı da yok. Yani bir yaşayan bir şarkıcı değil. Var olan bir şarkıcı değil. O kadar çılgın artık. Tamam. Mesela geçen yıl Türkiye'de şey yapıldı hocam hatırlarsınız. O Ses Türkiye'de Zeki Müren konseri düzenlendi. Alo'nun sponsorluğunda. Evet. Yani vefat etmiş şarkıcıları da sahneye alabiliyorlar artık. Doğru. Doğru. Yani iş buraya doğru gidecek gibi geliyor. Hatta dediğin gibi belki
vefat etmiş bir şarkıcının konserini izlemeye gideceğiz. Ve sıfır şarkı da okuyabiliyor yani. Hiç gerçek yaşarken okumadığı şarkıları da okutturabiliyorlar. AI, yapay zeka ile bir araya getirebiliyorlar. İşte 3-4 seneye kalmaz bundan sonrası artık. 3-4 seneye kalmaz. Çünkü bu Japonya'da uygulanmış AI teknolojisiyle. Hani biz zaten 15 sene önce uyguladık. 15 sene sonra biz şu an başka bir seviyedeyiz. Siz şimdi bununla oynayın diye bırakılan bir oyuncak bu bence. Şu an dünyaya. Onlar 15 sene önce bunu yapıyorlarsa 15 sene sonra ne yapıyorlardır bir hayal edin. Şöyle bir kurgulayın. Kurgulayamıyoruz değil mi? Nasıl bunu öğreneceğiz Özgün? Bunlar gizli bilgi olarak mı acaba sunuluyor? Hiç kimse bilmiyor mu bunların ne olduğunu yani? Belki biliniyordur. Yani şu var hocam, bunu makalelerde ben bunu tartışmasını yaşadığını görüyorum akademik düzeyde. Ya yani şunu diyorlar işte, yapay zeka acaba geleceğimizin en büyük tehlikesi mi? Hı hı. Yani yapay zeka yüzünden insanlık çok zor duruma girebilir mi? Savaşlar çıkabilir mi diye söyleyen var hatta. Tabii o, onlar da o mümkün. Fakat bence en önemli şey bu teknolojinin gideceği noktada kestirmek çok zor değil mi? Kestirmek çok zor ama bunu yaşayacağız. Göreceksiniz tabii arkadaşlar. Tabii. Biz sadece müzik olarak bakmasak da hocam şeyde de büyük sıkıntı var. Yani tüm yönetim sistemi, tüm işte güvenlik sistemleri de yapay zekaya entegre ediliyor. Acaba işte yapay zeka bir insanla karşı çıkıp da kendi başkaldırısını yapabilir mi diye konuşuluyor dünyada da. Evet. Chat'ten şöyle, İlknur Yıldırım diyor ki şimdi de çok farklı değil insanlar. Çok acımasızlar hocam. İyi olanlar görünmüyor. Ne yazık ki kaybolup gidiyor diyor İlknur Yıldırım. İlknur'cum, eskiye göre yani eskiyi yaşasaydın anlardın. Yani eskinin içinde kullanılmak da vardı. Ömrünün çalınması da vardı. Şu an herkesin bir şansı olduğuna inanıyorum ben eskiye göre. Herkesin bir şansı var.